Telefon klavyesi nasıl düzeltilir? Merhaba arkadaşlar. Bugün telefon klavyesindeki çeşitli sorunları nasıl düzeltebileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Telefon klavyesi günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bir araçtır ve bazı durumlarda klavye üzerinde çeşitli problemler yaşanabilir. Bu videoda telefon klavyesi sorunlarını nasıl çözebileceğinizi adım adım göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Klavye sorunları nelerdir? Öncelikle telefon klavyesinde karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunları tanımlayalım. Yazım hataları. Klavye yazdığı harflerin yanlış çıkması veya belirli harflerin çalışmaması. Gecikmeler. Klavye tuşlarına basarken yazının ekranda geç görünmesi. Tuşların yanlış çalışması. Belirli tuşlara basıldığında yanlış karakterlerin girilmesi. Klavye kapatma sorunları. Klavye uygulamasının kendi kendine kapanması veya görünmemesi. 2. Yazım hatalarını düzenleme. Yazım hataları klavye sorunlarının en yaygın olanlarındandır. Bu sorunu çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz. Klavye dilini kontrol edin. Klavye dilinin doğru ayarlandığından emin olun. Farklı bir dil seçili olabilir. Bu da yanlış harflerin yazılmasına neden olabilir. Ayarlar menüsünden dil ve giriş seçeneklerine giderek doğru dili seçin. Otomatik düzeltme ve öneri ayarlarını kontrol edin. Telefonunuzdaki otomatik düzeltme ve öneri ayarları yazım hatalarını düzeltebilir. Bu ayarları kontrol etmek ve gerektiğinde düzenlemek yazım hatalarını azaltabilir. Klavye uygulamasını güncelleyin. Klavye uygulamasınızın güncel olup olmadığını kontrol edin. Eski bir sürüm bazen hatalara yol açabilir. Uygulama bazısından güncellemeleri kontrol edin ve varsa en son sürümü yükleyin. 3. Gecikme sorunu giderme. Klavye gecikmeleri yazarken zaman kaybı neden olabilir. Gecikme sorunu çözmek için telefonunuzu yeniden başlatın. Basit bir yeniden başlatma işlemi bazı teknik problemleri çözebilir. Telefonunuzu kapatıp açarak klavye sorunlarını geçici olarak düzeltebilirsiniz. Klavye uygulamasını kapatıp açın. Klavye uygulamasını kapatıp tekrar açmak bazen gecikme sorunu çözebilir. Ayarlar menüsünden uygulamalar kısmına gidip klavye uygulamasını kapatın ve tekrar açın. Uygulama çakışmalarını kontrol edin. Diğer uygulamalarla çakışmalar klavye gecikmelerine yol açabilir. Çakışan uygulamaları kapatarak klavye performansını arttırabilirsiniz. 4. Tuşların yanlış çalışmasını düzeltme. Tuşların yanlış çalışmasını da sinir bozucu bir problem olabilir. Bu sorunu çözmek için klavye ayarlarını sıfırlayın. Klavye ayarlarını sıfırlamak tuşların doğru çalışmasını sağlayabilir. Ayarlar menüsünden klavye ayarlarını sıfırlama seçeneğini bulun ve uygulayın. Klavye temizliği yapın. Klavyenin fiziksel olarak temiz olduğundan emin olun. Kir ve toz tuşların doğru çalışmasını engelleyebilir. Klavye yüzeyini nazikçe temizleyin. Klavye uygulamasını yeniden yükleyin. Eğer sorun devam ediyorsa klavye uygulamasını kaldırıp tekrar yüklemeyi derleyin. Bu işlem olası yazılım hatalarını düzeltebilir. 5. Klavye kapatma sorunlarını giderme. Klavye kapanma sorunları genellikle yazılım hatalarından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için klavye uygulamasını güncelleyin veya yeniden yükleyin. Uygulamanın güncel olduğuna emin olun veya gerekirse yeniden yükleyin. Telefon yazılımını güncelleyin. Telefonunuzun işletim sisteminin güncel olduğuna emin olun. Yazılım güncellemeleri klavye ve diğer uygulama hatalarını düzeltebilir. Telefonu fabrika ayarlarına döndürün. Eğer diğer yöntemlerle işe yaramazsa telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmek için bir çözüm olabilir. Ancak bu işlem tüm verilerinizi silecektir. Bu yüzden öncesinde yedekleme yapmayı unutmayın. Sonuç: telefon klavyesi sorunları günlük kullanımda can sıkıcı olabilir. Ancak doğru adımları takip ederek bu sorunları çözmek mümkündür. Klavye dil ayarlarını kontrol etmek, uygulamayı güncellemek, telefonunuzu yeniden başlatmak ve gerekli bakımları yapmak klavye sorunları çözümünüze yardımcı olabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Klavye sorunları hakkında yaşadığınız deneyimleri yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha fazla içerik görmek ve bize destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.